Evet, Sakarya'dan hepinize selamlar. Şu anda az çok hangi aracın içinde olduğumu tahmin ediyorsunuzdur. Bugün 1-3 Corolla ile beraber arkadaşlar İstanbul'a gidiyoruz. Arabayı test ediyoruz. Yani bir sürü bakım yaptırdık biliyorsunuz. Yağını suyunu değiştirdik, alt takımı yaptık. Trigerimizi değiştirdik. Her şeyi yoluna koyduk. Bir de bu arabayı bir test edelim. Bakalım nasıl yakıyor. Bakalım nasıl gidiyor. Yollardaki hakimiyeti nasıl? Daha bir iyi hale geldi mi? Hep beraber görmüş olacağız. Şimdi dün akşam ben gazı fulledim. Tamamen doldurdum. Hatta videoyu çektim. Orayı hemen izleyin. Arkadaşlar depomuzu tekrar fulledik. 366 lira ve 19 litre yakıt aldı. Burada 18,5 lira LPG. Şöyle bakalım LPG'miz full. Şimdi orada fullediğimiz gazdan sonra toplamda 57 km yol geldik. Bizim her zamanki yol, yani uzun yol mantığında olan taraf. Hep 100 ile gittim, 110 ile gittim. Bir de bir 10 km, 15 km kadar Adapazarı şehir içi var. Ama o da bayırlı, inişli çıkışlı, yani aslında yüksek performanslı yakacak tarzda. Yani toplamda 50 km'yi bu şekilde geçtik. Şimdi bundan sonrasını tamamen bir uzun yol mantığıyla ilerliyoruz ve şu an 80 ile ilerliyorum. Bir tık daha hızlanacağım, 90-100 bandında gideceğim. Normalde bu araçta 80 ile giderseniz çok çok az yakıyor. Yani bunu deneyimledim. Aslında ben az yapmak üzerine bu videoyu çekecektim ama biraz acelem de var. O yüzden 90-100 bandında, aslında standart herkesin kullandığı bandda bu araçla ilerleyeceğim. 3000 devri geçmeyi düşünmüyorum. Bakalım bu araba kaç yakacak? Bakalım İstanbul'a gittiğimizde depoyu kaç paraya dolduracağız? Belki İstanbul'da değil, belki döndüğümüzde doldururum. Çünkü gazlı araçlarda şöyle bir problem var. Gazı doldurduğunuzda gazınız da fazla bitmeden yeni doldurursanız çok fazla almıyor. Çünkü bir kere denedim, 100 km'lik mesafede gaz ölçümü yapmaya çalıştım. Araç gaz almadı. Öyle durumlar oluşabiliyor. O yüzden bakalım deneyeceğiz, neler yapacak, ne yapacak. Kilometrede kaç kuruş yakacak? Bir LPG'li araç, bir elektrikli gibi az yakarak bizleri götürebilecek mi? Tabi elektrikli aracın hızı var. Burada hızla ilgili bir sorunumuz oluşuyor ama yakıtlar oldukça düşük LPG'de. Çünkü 18 liraya LPG alıyorum. Oldukça iyi. Oldukça çok iyi. Durumlar bu şekilde. Yolculuğa başladık. Umarım videodan keyif alırsınız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün modum çok yüksek. Güneşli bir havadayız. Çok keyifli bir hava. Umarım keyifli video sizlere sunarım. Hemen size kadran bilgisini aktarayım. Şöyle 289.500 olacak birazdan kilometremiz. Ve 59. kilometredeyiz depoyu fullledikten sonra. Hadi bakalım. Karbüratörlü Corolla 1.3 ne yakacak, beraber göreceğiz. Şu anda yeşil yanıyor. Ben burayı hiç sevmiyorum. Her zaman böyle yeşil ile sarı arasında geçiyorum. Evet, bu sefer programsız geçtik. Yine sarı yandı. Hemen hızlıca hallettik işimizi. Arkadaşlar bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. 3000-3100'de bir bandında ilerleyeceğim. Şimdi İzmit'i geçiyoruz arkadaşlar hep beraber. 95. kilometredeyiz. LPG göstergesini buraya güzel saklamışlar. Ama ana. LPG ışıklar geldi sonra. Ayrıntılıktan görmemişim. Eski olan E5 üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Otoban kullanmıyorum. Ortalama bu hızlarlayım. Arkadaşlar şu anda Dilovası rampasında çıkıyoruz. Herhangi bir sorun yok. 100 km hızla rahatça çıkabiliyor. Bu arabanın bu huyunu seviyorum. Kesilmiyor. Yani 1.3 motorlar normalde kesilir. Hep vites düşürürsünüz ya. Bunda öyle aman aman derdiniz yok yani. Siz gaz bastıkça o iyi yiyor. Çoğu araçta yemez. Şimdi en dik yerlerinden birine geliyoruz mesela. Ve virajı da arkadaşlar çok fark etmiş. Yani o alt takımdaki değişimler, bakımlar arabanın böyle oturarak dönmesini sağlamış. Direksiyonumuz da artık düz duruyor. Bu da önemli detaylardan. Tabii diyorum ya, ben aslında yakıt videosu çekecektim ama bu kullanımda bu aracın az yakması pek mümkün değil. Böyle bir durum da var. Yakıt ne durumda? Hala iki dişi var. Ona baktım. Bak Dacia mesela duman attırıyor, biz yanından geçiyoruz. Corolla'yı sevdim ya. Hararet yerine oynamıyor maşallah. Mah gibi. Yüzümüzü karartmadan Dilovası rampasında tırmanmış olduk. Bugün de müthiş bir hava var ya. Gideceğim hemen sahilde yürüyüş yapacağım. Bayağı da bir yürüyüş yapamıyorum. Zaten yürüyüş yapmadığım için göbeğim çıktı ya. Acaba benzinle nasıl gider? Şu an almak istemiyorum. Karbüratörde ya, uzun zamandır benzin görmemiştir araç. Tek sıkıntımız camlarımız. Camlar çok renk, yani çok
apaçık. Tamamen akvaryum gibi. Herkes beni izliyor. Ve yani direkt adam içeriği görüyor naklen. Cam filmi lazım ama bir yandan cam filmi yapınca bu arabalara hiç yakışmıyor. Böyle orijinal hali çok güzel ama ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl bir cam filmi olur bilmiyorum. Yolum az kaldı. Şöyle Gebze'ye geldim artık. Ve toplamda 136. kilometredeyiz. Hep öyle gittim arkadaşlar. 100-110. Yani bu arabanın en fazla yakacağı pozisyon. Evet, İstanbul'a geldik. Şu anda Pendik istikametindeyim. 161. kilometredeyiz ve önde aslında bir araç gördüm. O yüzden kamerayı açmak istedim. 54 LV plakalı. Şimdi bizim plakamız da LA. Arkadaşlar L serisi Gavin'in serisidir. LB, LA, LC. Bu tarz plakalar aracın Gavin'e kayıtlı olduğunu gösterir. İlk tescilinin. Tabii şimdi arkadaş belki almıştır bizim o taraftan birinden ama belki de Gavin'de yaşayan biri. Bu şekilde de mesela hesaplayabiliyordunuz eskiden. Ama artık standart döndü. 3 harfe döndü. Artık anlamak mümkün değil. Bence eski hali daha güzeldi. Bu şekilde sıralamalar, ilçelere göre sıralamalar sayesinde herkesin nereli olduğunu rahatça anlayabiliyorduk. Şu an için yol keyifli gidiyor. Bir problemimiz yok. Şehir içinde de iyiyiz. Gene gidiş yakıtımız var. Problem gözükmüyor. Araç anahtar sorusuna geçti. Anahtar yerinden çıktı. Nasıl oldu ben de anlamadım. Arkadaşlar İstanbul şehir içinde kilometre yapmaya devam ediyoruz. Şu an güncel kilometremizi ben size söyleyeceğim ama okuyamıyorum. Evet, şu anda görüyorsunuz 207. kilometredeyiz. Arkadaşlar böyle bir diş gazım var. Bununla ben Sakarya'ya giderim diye düşünüyorum çünkü ağır ağır gideceğim. Daha 200 kilometre oldu yani. Bu kadar erken bitmesi mümkün değil. Bakalım nasıl olacak. Dönüş yolundayım artık. Şimdi Gebze'ye doğru ilerliyorum. Henüz problem yok. Gaz lambamız da şu an yeşile döndü. Biraz daha yavaş bir şekilde ilerliyorum. 80 bandına ilerleyeceğim. Hem acelem yok hem de yolun keyfini çıkaracağım biraz. Hem karma dolmuş olacak bu sayede. İstanbul şehir içi, İstanbul'a geliş biraz daha performanslı. Dönüş daha sakin olarak. Ne yakacak? Araç beraber göreceğiz. Aynı yerde gaz almak istiyorum. Yani geçen gün fulledim yerde yine fulleyeceğim. Arkadaşlar şu anda İzmit'te bu herkesin bildiği alt geçitten geçiyorum. Bu arada LPG'miz döndü kırmızıya. Umarım bitmez. Şimdi benzin de var ama ne olur ne olmaz, karbüratörlü araçlarda pek benzinle çalışmayı sevmiyorlar. Bir süre sonra unutuyorlar benzini. Böyle ağır ağır 80 falan ilerliyorum işte. Şey içinde 70'lere düşüyorum. Şu an benzinle doğru ilerliyoruz. Bakalım hem kilometremiz hem de dolduracağımız yakıt ne kadar olacak. Elektrikli araçla yolda kalmadık. Ama bu gidişte gazlı araçta kalacağız gibi gözüküyor. Hala kırmızıya gidiyoruz. Kilometremiz ne olmuş? Evet, beraber bakalım. 313. kilometreye gelmişiz. Arkadaşlar şu anda Arifiye'deyiz. Artık benzin istasyonunda çok az bir süremiz kaldı. Yine biraz şehir içinde yolculuk yapıyorum. Ya bir sürü, bu sürüşün sonunda şu anda 328 kilometre olmuş. Arkamda da bir araba var. Yani vallahi var ya, eski araçları bir darlıyorlar şu an. İçeride adam ya. Benim video çektiğimi de görüyor ha. Yani çünkü arka cam tamamen her şeyi çekiyor. Ya adam arabanın içinde ya. Gel beraber de. Hep darlıyorlar arkadaşlar. Hep sıkışıyorlar yani. Yok ya. Vallahi. Evet. Arkadaşlar artık son düzlükteyiz. Böyle demek de bir anlaşılıyor. Çünkü önümüzdeki petrole girip yakıtımızı alacağız. Herhangi bir petrolle ilgili detay yok, onu söyleyeyim. Hani gelip buradan alın demiyorum sizlere. Ben denk geldi aldım. Şöyle kilometreye bakmak istiyorum. Allah'ım şu kadranı var ya, aydınlatma lazım. Göremiyorum hiçbir şey. Şöyle tam 333'te arkadaşlar görüntüyü kayda aldık. 333. kilometrede yakıt alımı için petrole giriyoruz. Şimdi burada ne yaptık onu baştan söyleyeyim sizlere. Öncelikle Sakarya Geyve'ye. Ben dün akşam burada doldurdum. Videosunda gördünüz. Öncelikle Geyve'ye gittim. Sabah kalktım. Adapazarı çarşıya gittim. Sonrasında İzmit ve üzerinden İstanbul yaptık. İstanbul'un şehir içinde oldukça fazla kilometre yaptım. Sonrasında ise tekrar geri döndük. Arifiye'ye uğradık. Açmalar'a uğradık ve şu anda artık
gazımızı alacağız. Bakalım araç ne yaktı. Aynı istasyondan doldurduk, aynı istasyondan dolduruyoruz. Yani basınç farkları olmayacak. Evet. Dolumumuz başlıyor. Bu arabanın duruşunu hep seviyorum ya. 18.5 liradan alıyoruz. Bilmiyorum sizin orada ne kadar yakıtlar. Yorumlara yazarsınız. Özellikle doğu taraflarında çok daha pahalı diye biliyorum. Bundan daha uygun fiyat gördünüz mü arkadaşlar? 18.5. Geçti. 400'den devam ediyoruz. Evet. 420. 9'da bitti. İyi. Gene 1.2 lira falan yaktık. Yakıt güzel. 29 litre aldı. Şimdi arkadaşlar tam hesabı yapacağım sizlere. 333 kilometrede 429 lira yaktı. Bunun için de biraz performans konu var. Teşekkür ederim kardeşim. Şimdi içeride ödemesini yapalım, geliyorum. Tam 23 litre yakıt ve 429 lira. Gazımızı fulledik. Arkadaşlar yakıt hesabı için 429 bölü 333 kilometre yapmamız gerekiyor. Buradan hesapladığımızda toplamda 1.28 lira kilometre başına yakmış oluyor. Ve şu anki gaz fiyatlarıyla, şu anki ekonomiyle bu kullanımla bence bu yakıtlar oldukça iyi. Ama şunu fark ettim arkadaşlar. Evetli araçların vergilerine hep laf söyleniyor. Yakıtlarının işte düşük olsa da vergilerden kıyaslandığını düşünülüyor ama şimdi ben burada 90 ile 100 ile giderek bunları yaktım. Ben Tesla'da 40-50 kuruşları 120 ile 130 ile 150 ile giderken yakıyorum. LPG en mantıklı yakıtlardan biri şu anda. Onu kesinlikle es geçmeyelim. Ama elektriğin de arkadaşlar büyük bir avantajı var. Özellikle de MTV'si düşük bir elektrikli araca sahipseniz yakıt müthiş bir avantaj oluyor. Toyota'nın burada arkadaşlar güzel bir yakıt deneyimine ulaştık. Daha az yakanlarınız var mı? Lütfen bunları da yorumlara yazın. Kullanım tarzımı gördünüz. Hem şehir içi hem şehir dışı. Karma bir tüketim, karma tüketim bu. Eğer ki 80'le 90'la sadece şehir dışı yapsaydım çok rahat 1 liranın altına düşerdi. Şu an için memnunum. Artık eve doğru geçiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Açıklayıcı bir video olmuştur. Eksikler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizlere destek olmak için elimden geleni yaparım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Evet, arabayı teslim etmeye geldik.